Zerrin Hanım. Sen söyleyince her seferinde kendi ismimden etkilenmem. Dün akşam yalnızlık konusunda çok düşündüm. Tom ve Michael'la da konuştuk bunu. Çok selam bir daha gördüğünde. Baş üstüne. Her şeyin bir çaresi var ama yalnızlığın yok biliyor musun? Ya değil mi? O kadar paranın, pulun, malın, mülkün, hisenin, dövizin, nişanları olsun, arsalar olsun. Tam yekun olarak nasıl bir miktardan bahsediyoruz burada Bünyamin'ciğim? Yekun ne biliyor musun Zerrin? Koskoca bir boşluk ve kalabalıklar içinde tek başına bir adam. Beğendiğin bir kız da yoktur sanırsam inşallah. Yani var gibiydi ama. Olmaz sana. Kim? Kimse kim? Sana her saniye emrinde kafa dengi biri lazım. Bu yakışıklı Yunan pisti halinle onun bunun kaprisini mi çekeceğim bineyim mi? Yakışıklı mı buluyorsun beni? Yunan büstü dedi ya. Koparttın beni kızım. Bombastın. Sen de beni kopart ya. Kopart bu hayattan. Nereye istiyorsun oraya götür. Ay, değerli toplu kompakt bir kadınım bebeğim. Çatal gibi taşırsın yanında. Ne yalnız kalacaksın? Ya aslında hani bazı geceler böyle. Söyle söyle doktora ayıp olmaz. Ya ya utanıyorum hani saçma gelecek diye. Yok muhtemelen daha önce bana gelmiş bir taleptir. Hiç utanma. Ya, yani böyle hani evde otururken hani dans edesim oluyor koreografili ama dans partnerini bulamıyorum. Dans benim en sevdiğim ikinci fiziksel aktivite. Ya dans senin köpeğin olur Bünyamin. Ben kendim oryantalim. Amatör olarak. Vallahi mı? Peki ay yürüyüşü yapabilir misin? Ya ay yürüyüşü, yıldız, tilbe dansı, roman havası, gangnam style. Sen söyle hepsi de harcımda var gülüm. Vay be. O zaman bundan sonra sık sık görüşelim. Bir akşam şeye kaçar mıyız? Dolibar'a kaçar mıyız? Türkçe müzik yapıyoruz. Takılırız beraber. Ay en sevdiğim bar biliyor musun? Nerede o? Marina'da. Babadan alırım ben arabayı. Gideriz şan fıstık falan yeriz. En sevdiğim kuru yemiş biliyor musun? Senin vallahi tekne de vardır kız. 12 metre. En sevdiğim metraj biliyor musun? Sucuk. 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 Aa, Tufan hocam. Aa, merhaba canım, ne haber? Nasılsın, iyisin? Yağ gibi gidiyor mu televizyon işleri? Allah gani gani reytingler versin. Sağ ol canım, sağ ol. Gene yakışıklılığından ortamı yıkıyorsun ha. Acık otur kız, bir nefes al. Felekten bir gün çal, hak ettin hocam. Birer sucuk yer miyiz? İkram, değil mi? Manyaksın, burası senin evin ya. Sucukları tazele yavrum. Bugün hüzünleri evde bırak hocam. Heh, al bir tane daha, boş durmak yok. Oh, sefan olsun. Kızım sen konsomasyon yapıyorsun ya. Allah beni kahretme. Ben de diyorum bu muhabbet bir yerden tanıdık geliyor. Kim nereye taşınıyor? Eylem artık biz de yas yazak. Kalbimiz de yaşasa. He? Oğlum burada bizimle... Orçun yavrum, mantık çerçevesinde bir laf et çocuğum, baş tacım ol ya. Biz bu kızı nerede serip nerede kurtaracağız ya? Fazla bir azim tutmuyor ki anne ya. Ayrı odaya gerek yok, Orçun'la kalırım. Ay, oğlum yapmayın bunu çocuğum ya, bana bunu yapmayın çocuğum ya. Son isteğim anne. Sen isteğin biter mi çocuğum ya? Sen isteğin daha geçen gün babanın kuyruğunda araba diye kuçu kuçu gibi dolanıyordun. Alo Rıza ablam, bu büfenin karşısında şey yok mu İstiklal'de? Ha orada bak Nurhat'ın güzellik salonu var. Hadi git kızı oradan al, ben yetişemiyorum. Rıza soru sorma ya, ben burada canımla uğraşıyorum. Hadi gülüm ya, hadi. Eylem çocuğum, sen bildiğin beni erken yaşlandırdın ya. Bence saç rengi yapıyor onu. Sarı kart. Sayende ana gülebiliyorum Eylem ya. Eylem! Orçun! Selahattin! Neredesin ya? Ben hep yalnızım ya. Ben hep yalnızım ya. Bundan sonra ben varım. Sıkıntı yok. Evet Nurhayat Hanım. 4-5 dakikaya etkisini hissedersiniz. Bir saat sürecek. İyi. Ben tuvalete gidiyorum. Beni burada bekleyin. Dikkat edin. 4-5 dakikaya dengesizleşebilirsiniz. Şimdiden peşin burada dengesizleşeyim mi bacım? Buraya kuyruk gibi özgür ve bağımsız bir şekilde çiş yapmaya gidebilir miyim acaba? Mersi.
Çağatay? Of, süper insan. Düşün, yağ oranı %12. Kedi seviyorsun. Peşin hüküm verme. Alıcı gözle bak. Ha? Açılay, ben Rıza'yı beğeniyorum. Saçmalama ya. Emir'i vereyim. Çok iyi çocuk. Pırlanta gibi çocuk. Açılay, aa, hayırdır inşallah. Deniz, ben bu geceki filmi seyretmek istiyorum. Ve bir senedir gelmesini bekliyorum. Lütfen. Ve tek gösterim. Rıza sinemaya gelmesin. Hayır. Zaten yeni çıkmaya başladınız. Niye sinemaya gidiyorsunuz ki? Lisede misiniz? Oturun evde, ne istiyorsanız yapın. Bora burada maç seyredecek. Ay! Bizim futbol kanalımız yok ki. Ne bileyim, almış mı bulmuş mu öyle bir şey. Rıza ile konuşacağım. Tek kelime duymayacaksın gerçekten. Kalbi sıkışsa benim kalbim sıkıştı ölüyorum demeyecek. Böyle ağır ağır, sessiz sessiz, koltukta kaykıla kaykıla böyle... Böyle gidecek. Vallahi söz. Vay! Sponsorların divası, nasılsınız? Canım ya, dişçi randıma koşturuyordum da. İkinci 13 için bir kararınız var mı? Bu benim için hayati bir mesele. Diziyi isteyen çok, fakat ben en çok sizi tercih ediyorum. Niye? Beni çok seviyorsun. Hayır, en çok parayı siz veriyorsunuz. Bak, şeffaflık, netlik. Bu da dizi sektöründe en ender bulunan bir özelliktir. Asla fluya düşmem. Ne derseniz ikinci 13 Fırat'ın yazgısı Deniz Yolu için el sıkışalım mı? Canım, vallahi benim yetişmem lazım. 100 metre ileride dişçim var. 2 dakikacık. İkinci 13'te ajitasyona yeni bir boyut getiriyorum. Deniz'i bacaksız oynatmayı düşünüyorum. Tekerlekli bir tahtanın üstünde İstanbul'da dileniyor. Nasıl? Kolsuz da olabilir. Henüz bir karar vermedim ama bir tercihiniz varsa duymak isterim. Vay Emir danışman. Yalansın oğlum sen. Sizin dünya yalan dünya. Abi ah, sana 10.000 lira vereyim dedim, istemedin. Sen ne kadar istiyorsun ki? Eyvallah. Sana kendini toparlayana kadar ne gerekiyor söyle. Amcanım oğlum ben senin. Amcanım. Abi değilsin ama ya. Lan bu herif 16 yaşına kadar altını ıslatıyordu. Ben temizliyordum ben. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ben o değilim, o ben değilim. Yalan mı? Kız elbiseleri giyiyorsun diye ne dayaklar yedim benden lan. He? Yapmasın lan sen, o ne? Bana bak. Yine zevk için döveyim mi lan seni? He? Döveyim mi? Hala giyiyor musun kadın elbiseleri? Var mı öyle bir hobin? He? Aa yok, ben hobi olarak kickboks yapıyorum. Şöyle ki... Ben seni amcanım, ben seni özledim diye geldim. Ben seni sevdiğim için geldim. Ne diyorsun sen be? Kayıtta mıydık ya? Ha, sen prova mı sandın? Sucuk işte. Ay çok güzel. Tebrikler. Güzel yerlere geldin sen. Sağ ol. Burada çok bekletmedin değil mi? Aa yok kız, süperim. Hah iyi. Otursana azıcık. Ne içiyorsun? Sorun ne kardeşim ya? Ha, neden manyağın dibisin? Neden ekibi bir sansasyon yaratıp magazin çağırıyorsun? Neden para teklif ediyoruz almıyorsun? Balık istemem. Bana balık tutmayı öğret. Peki. Ne iş yaparsın sen? Aslen marangozum. Hmm, okey serin. Aa, tanıdık inşaat şirketleri var. İstersen ışık hızıyla işe sokarım seni. Yok ya, marangozluk istemem. Bana oyunculuk işi bul. Pardon? Oyunculuk. Aa, o zaman görüyorum ve arttırıyorum. İngiltere Kraliyet Tiyatrosu olur mu? Biraz yağmurlama, ne yapacaksın? Yok. Senin dizide iş bul. Benim dizide. Wow. Aa, çok sert. Of. Fingin Post, okey. Aşire tetikçisi rolü var, olur mu? Haftada 2,5 isterim ama tetikçi pek dişi gelmedi bana ya. Artık kendine bir yerden bir dişi bulacaksın hacı, her şeyi orada beklemeyeceksin. Ha, sen ayrılmak istiyorsun. Yani, evet. Aa, o kadar zaman. Söylesene, niye içine attın Rıza? Bir şey içiyor mu? Yok, benim çayım var ama sen böyle bir... Öyle bakısı falan mı içtin? Yo. Aa. Dur. Bir şey diyeceğim.
Dur, adını söyleyeceğim. Ha, uzun, bükleli, mavi gözlü, değil mi? Deniz. Ha, sen Deniz'den hoşlanıyorsun. Evet, Nuhayet. Affet. Aa, kız manyak mısın? Ne olacak? Hayırlısı olsun hayatım benim. Nerede trak, orada bırak. Ne için? Yok, iyiyim şimdi canım ya. Vallahi sağ ol çayım var. Yani biz şu an ayrıldık yani, öyle mi? Tabii tabii, olur. Ayarlarız onu. Bir şey içmiyor mu? Yani ilişkimiz tamamen bitti. Evlenmekten falan da vazgeçtik yani, ha? Yok be, ne evlenmesi? Ben şeyle evleneceğim. Çağatay Koç'tu. Harbi kız, yiyeceğim ben onu. Aslan gibi herif. Ne içiyorsun? Ay, benim ağzım bir kurudu ki Rıza. Deniz de geleydi, vallahi. Harbiden mi? Lan Nuhayet, vallahi helal olsun sana kız. Tabii ya, ne olacak? Deniz ne içiyor? Ay, ağzım öyle bir kurudu ki benim. Rıza, bir şey içmiyorsun sen. Kız, iki kangal sucuk sattın bütün gün ya. Adamlar yeme bile vermedi, sevabına 4 kangal sucuk verdi. Ya Selahattin, boğaz soktuğuna bütün gün ayakta duruyorum. Vallahi ayaklarım 4 numara büyüdü ya. Yahu yeni bir sektör, yeni bir meslek. Benim canım, zamanla olur. Allah Allah. Ben bu inşaat olayına ilk başladığımda çimento torbası taşıyordum. Tabii bak şimdiki halime. Ya şimdi maşallah uzay mekiği yapıyorsun. Silahattin abi, metresine 3 kuruş borç veremediğin için kızcağı sokaktan sucuk satıyor. Hala da hava atıyorsun bize ya. Halbuki ne inşaatçılar var? Zerre, senin evin yok mu? Hani Tülay'ın borç parayla tuttuğu ev var ya, senin koca yayıp oturduğun ev. Sen oraya gitsene arada bir. Ya aranızda tartışmayın anam. Ben anladım. Ne meslek yaparsam yapayım, konsomasyon yapıyorum ben. Bir tanıdık görünce, gel anam diyerekten kuruyorum sofrayı. İltifat çene bilmem ne. Adamlar 6 saat oturup bedava sucuk yiyor. Sanki kazık hesap gelecek diyor diyecek. Mesleki deformasyon. Sen şimdi okuyup beyin cerrahı olsan ameliyatta koyarsın rakıyı. Hastayla 20 saat muhabbet edersin, bu böyledir. Kız, yanlışlıkla adamın beynine zeytinyağı limon sıkıp yemedi. Ay ne espiritüel, ne tatlı bir kız bu. Ay tadından yenmiyor. İnsanın içi bayılıyor. Ben sizinle hiç muhatap değilim Selahattin Bey. Yarın öbür gün çok asil bir aileye gelin gidersem bu laflarınızı yalatırım yalnız. Asil aile. Hangi asil aileymiş o? Ha? Kontrakula'nın ailesi mi? Selahattin, vallahi ben yıldım ya. Ha? Demek ki zamanında meslek tercihimi doğru yapmışım. Ben doğuştan konsomasyona meyilliyim. Kimse sucuk bile almıyor ya. Yok. Olmaz öyle şey. Yarın hepsi alacak. Yarın göreceksin, komisyonlar tavan yapacak. Yahu bu da amma acı baharatlı bir sucukmuş ha. Vallahi içim yandı. Ben sana dedim. Bitti yani bu iş. Vallahi bitti ya. Yani böyle iki tek atmış gibiydi ama gayet aklı yerindeydi. Uzun uzun anlattım, dinledi, hak verdi. Yahu mutluluklar bile diledi ya. Helal olsun be. Şey dedim, yalnız kalıp büyümek istiyorum dedim mi? Yok, onu demedim ama Deniz'le beraberiz dedim. Ha, o da olur. Bak görüyor musun, demek ki o da dertliydi ki sizin ilişkinizden. Gündüz gündüz içki içti. Başka türlü içmez ki bu kız. Doğru. Kim bilir onun içine ne fırtınalar kopuyordu yani. Bak ayrıldık dedik, bir monistik geldi bunun üstüne yani. Ben şu an aramak istiyorum Nuhayet'i. Deniz. Vallahi alnından öpeceğim o kızı. Vallahi alnından öpeceğim o kızı. Çağırayım gelsin mi? Ya o da gelsin. Deniz ha? Hemen şey yapma, coşma ya. Yarın öpeceğim ama. Tamam. Bugün tek kelime yok. Ne olur. Ne olur, yalvarıyorum sana. Doktor bey, sizin maç yayını da az kumlu mu? Aa evet ya, var biraz. Allah Allah, yayından zar. Lodos'tan da olabilir. Sorry.
Ha. Ya. Which movie? The Harvey Girls. Oh, yeah. All right, here's what I'm gonna do. Oh, bloody! Hey! Time to pop the popcorn every night. And I'm gonna put it on the fridge so you don't forget, okay? Okay. Good. So I'm gonna write you another note. Keep in your pocket. It says, look at the fridge. Filmden mi? Get dressed. Hayır, Rıza. Artık ne ya? Ninja da mı yapmayalım ya? Ya duygulanmayalım yani filmde? Oo! Oh, oh. Oğlum böyle sağ el kullanmak yasağı moda mı? Genelde ihmal edilen sol eli çalıştırmak için. Beyin jimnastiği gibi. Enteresan. Selahattin yok mu ya yine kahvaltıda? Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. İtalyanca dil olursa anlarım. Ben biliyorum İtalyanca. Sebep? Otur kızım yerine. Benim canım. şimdi siz diyeceksiniz ki niye bu kadar çok sucuk? Sucuk ailedir. Sucuk bir ailenin pazar kahvaltısıdır. Birliğidir, beraberliğidir, çimentosudur. Hep beraber sarımsak kokup bundan zerre kadar gocunmamaktır. Şimdi ben uzunca bir süre ailemi işten güçten ihmal ettim ve bu sucuklarla tekrar birlik beraberliğimizi inşa etmeye karar verdim. Ve bir ömür boyu yetecek kadar sucuk aldım. Bence mantıklı ve tutarlı. Selahattin, sen beni çok yalnız bıraktın kocam. Ay kıyamam. Kim senin sinirlerini böyle laşk etti kız? Ben olabilirim. Kimse benim durumumu düşünmüyor mu? Yedeğim geliyor diyemez ama. Neyin yedeği geliyormuş? Lan! Sana yeni aldığım tableti bozduysan onun yedeği medeği yok. Yuttururum sana o tableti susuz. Kafadan bacakla. O zaman ben bir sucuklu yumurta yapayım madem. Bizim teorinin bir yerinde temassızlık var. Ne yersen ye denmiş bir insana. Böyle atar yapılır mı arkadaş? Serin, gülüm. Manyak olduğunu biliyordum. Ama manyaklık müessesesine bu kadar gönül verdiğini bilmiyordum ana. Sen akşama gelecektin ya, ne damlıyorsun hemen? Kız,
Hem paramı kazandım, hem hediye sucuk verdiler. Zira sucuk kotamı bir saatte satıp geldim. Nasılım? Hepsini Silahattin abi aldı değil mi? Çok biliyorsun her şeyi Zerrin. Hiç sürprizli bir insan değilsin biliyor musun? Halbuki ben nasıl şaşırttım seni. Sen bu kadar okulu ne vakit bitirdin Zerrin? Hayret bir şeysin ha. Kız akşama sevdiğim adam gelecek ne yapayım? Bir çekyat sehpa ve buzdolaptan oluşan fakir anneme mi atayım milyon dolarlık adamı? Mecburen Çukurcuma'daki bu home ofisimde arıyor. Tülay'ım bu evde sepet var mı? Nasıl bir sepet? Havasını çalabileceğim bir çeşit. Az sonra sana çalacağım da o bakımdan. Hastam geliyor zira. Gerçi ben de kendisinin hastasıyım. Bugün bağlarım bu işi kız. Evet, sepeti alabilirsem ya da sen voltanı, ikisi de aynı kapıya çıkar. Şu kapıya. Doğru kata çıktım ama daireyi bilmiyorum. Emir danışmanın çöpü. Ben ikisini birden alıyorum o zaman. Tamam. Kumlu gösteriyor. Paralı kanal. Niye anlayamadık? Kum ince mi kalın mı? Nasıl? Yani tenis kumu gibi mi, inşaat kumu gibisin diye mi? Oğlum ne alakası var? Bilgi alma maksatlı. Bilginin kimseye zarar olmaz Sayın Kocabaş. Siz de futbol kanalı nasıl göstereyim hemşire? Yani kumlu. Nasıl bir kum? Kalın ince. Mısır plajları tarzında ince taneli ekru renkte. İşte bu. Bunu diyorum. Bunu söylemek bu kadar zor mu? O zaman kesin ya yayın, ya kablo, ya havadan. Veyahut oynadıkları sahada kum var. Öyle bir şey. Veyahut başka bir şey. %100. Garanti. Hallederiz ha. Oğlum, emir danışman çok içiyor. Bir sürü içki şişesi çıktı falan haberi yapacaktık. Aynen sallı o haberi. Hamilelik testi buldum lan. Hem de pozitif. Bu kostüm hiç benim tarzım değil. Sizin tarzınız olmasına gerek yok zaten. Oynadığınız aşiret tetikçisinin tarzı. Oo, seninle bayağı bir işimiz var galiba bizim ya. Hadi sen bana bir çay söyle ama deminki gibi abdest suyu olmasın. Tamam mı? Sıcak çay. Hadi koş koş koş. Ne dandik hikayeler bunlar ya. Oğlum var ya. Kusura bakma, ben marangozum. Bunun şahını yazarım ben. Hocam, hocam parasını ben veriyorum işte ya. Tamam, bedava elemanın dibi ya. Üzerine para vereyim, döveyim. Ne olur be ha? Bak, para veriyorum. Ben, düşün yani. Çok çamurlar abi, bulaşma. Bak, bu büyük skandallar yaratıyor. Bir tane de Sözde magazin muhabiri arkadaşı var. Birlikte adamı bitirirler ya. Skandal benim göbek adım yahu. Ben skandallere şerbetliyim, salgılım. Ben gidip döveyim mi? Allah! Dur, dur, kayda girelim o zaman. Arada bir seyredip neşemizi buluruz. Abi, abi yine bana bulaşır. Yapmayın ya gerçekten. Belki zamanla alışırız ya. Ha, modumuzu bozmayalım şimdi, okey. Çok kullandığı bir deyiş vardır. İçelim, açılalım. Açır bana Bünyamin. Hah, deminkini de çok hızlı içtim aslında. Hani bir de sekiz kitabı. Kokteyl filan olsa. Kokteyl mi dedin? Hop deyiş tantan, Tom Cruise. Ay kız, aynısı. Adam burada dişli dişli bana bakıyor ya. Tüylerim ürperdi. Nasıl, aynısı değil mi? Aynısının daha felaket yakışıklısı. Ay, ateş bastı. Hararet. Şu an ne hissediyorsun? Şu an ilk geldiğimde hissettiklerim iyice güçlendi. Ve hissettiklerim buradan gitmemi söylüyor. Ne? Niye lan? Aa, olur mu? Nereye gidiyorsun gülüm? Şu an duygularımı ve duyularımı kontrol edemiyorum. Gitmem lazım. İzin ver gideyim.
söyleyemeyeceğim şeyleri hissediyorum ve hiç profesyonelce değil. Kız anam hissetme, direkt yaparla. İçine atma, delirirsin gülüm. İçkidilerini bastıra bastıra böyle tımarhanelik olanlar gördüm ben. Aklında ne varsa uygulamaya koy. Hayır, yetiştiriliş tarzım buradan gitmemi söylüyor. Araşırız, hop çıktım ben. Ay, ne beyefendi bir insan. Bünyamin kız, al kurtul beni vallahi. Niye gittin ama ya? Hamilelik testi mi? Bizim çöpten ve pozitif. Vallahi ben şimdi o haberi durduruyorum, koydurmuyorum. Arkadaştan rica ettim. Başka bir haber varmış, daha bomba. Onu koyacaklar. Çünkü ben senin amcanım. Eyvallah Kardo ya. E artık birkaç ay arabanı verirsin değil mi ha, yeğen? Ay bilmiyorum Bora, şu an mide bulantısından ölüyorum. Ne? Çılay, benimle evlenir misin? Bir dakika Bora, Emir bir şey diyor. Niye tatlım, hamile misin? Hayır, sen hamilesin. Gerçek, kimdenmiş? Ne? Ay nereden çıkarıyorsun Emir? Hamile falan değilim ben. Niye miden bulanıyor o zaman? Psikolojik. Bak şu Rıza Moron'unu bu gece maçla bir şeyle oyalayın. Gene sinemaya gelmeye kalkarız. Benim mide bulantısı geldi. Hamilelik testi yapmadın mı sen? Yok. E bizim çöpten pozitif hamilelik testi çıkmış. Ne? Deniz! Abla! Sen hamile misin ya? Nereden çıktı be? Aa, tabii ki hayır. Yemin et. Bak yemin et. Oğlum sen ne kadar hamile olabilirsen ben de o kadar hamile olabilirim. Ben kimden hamile kalacağım ya? Sevgilim mi var benim? Oo, kafa gitti benim. Kim uydurdu bunu ya? Bizim çöpten pozitif hamilelik testi çıkmış. Ne belli bizim çöpten çıktığı? Karşı tarafın çöpü de orada böyle yan yana duruyor. Hayırlı olsun. Oğlum niye böyle suratını yerlere düşürüyorsun paşam benim? Hastayım ya ben. Neyin var yavrum? Sucuk mideni mi yaktı? Benim de yaktı. Ay nasıl bir baharat bombası o ya. Hayır ya. Ölümcül hasta değil miyim ben? Allah korusun. Ne bağlamda çocuğum? Tahliller filanlar, fismanlar. Oradan bir şey çıkmadı ki çocuğum. İşte kalsiyum falan az çıktı dediler. Bir de şey, hani meyvesini eksik etmeyin. Vitamin alsın bol bol. Ne vitamini ya? Kan hastalığı falan yok mu bende? İlik milik bir şey. Yok. E niye kardeş yapılıyor bana o zaman? Yani Kardo, ah akşam oturup erkek erkeğe maç izleyelim. Çünkü akşamki film çok sıkıcıymış ya. Siyah beyazmış. Hatta komple siyahmış yani. O yüzden bir mahalleniz yoksa geleyim size maç izleyeyim diyorum. Abi benim canıma minnet ya. İki akşamda maçtan kaçıyor diye benim içim kan ağlıyordu. Başımın üstünde yerim var. Gel kardeşim. Tanrı'ya şükür. Yok ayol, aa, ay bu yaştan sonra. Ayşemuz, aa. Gülistan mı peki? Onun niyeti vardı ama daha çalışmalara başlamadılar diye biliyorum ben. Kızım, yavrum. Benim. Bu dünyada her şey senin için yapılmıyor oğlum. Ben babanı eve bağlama babında bebek düşünmüştüm. Ne? Hay be, kardeş mi geliyor yani bana? Ha bana ne faydası var bunun? Hem papuzum dama atılacak, hem öküz babam sürekli evde. Ha böyle plan mı olur ya? Kaybet, kaybet. Senin dilin de pabuç kadar olmuş ha. Adamı vermem ama. O da yok evde. Kimse bunları düşünüyor mu acaba? Oh arkadaş, rahatlığa bak ya. Tosunum geliyor diye siz beni sandık odasında yatırırsınız artık. Tabletlerimi vermem ha. 3D plazmamı da vermem. Öf. Şimdiden gıcık olmaya başladım herife ya. Bir de erkek mi olur diyorsun ha? Ay benim gönlümün tahtı tacı. Kıskanmış mı benim paşam? Benim paşam kıskan, benim tosunum sensin ya. Kim senin yerini alabilir ki benim canım? Annesinin gülü. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bu oğluşumu ben yerim. Gel. Ya madem beni evden atma gibi bir ihtimaliniz var, o zaman eylemle bana ayrı eve çıkma. Hayır! Oldu be!
silindi gitti arkadaş. O değil de ben hamileymişim. Aa! Ay! Ne diyor anne ya? Ne diyor? Ay! Helal saçmalama, nasıl olacak ki o? Ya bende de saçma ama anneannen çok ısrar etti. Adı Servet. Kızım nasıl oldu bu ya? Nasıl oldu bu? Ağırcın, ağırcın. Ben biliyordum canım. Biliyorum, biliyorum. Selahattin! Neler geldi başımıza? Gülüş sen bir dur yahu. Ya esasında... Eylem, biyoloji okuduğunu varsayarsak şaka mısın sen diyorum. Ya anneannen kesin sensin deyince evde büyüklere saygı dozajını bilmediğim için... gerçek misin tipim mi öyle gösteriyor diyeceğim. Eleştiri alacağım. Ondan korktum. Ekey dedim. Gerzek mi? Bana mı dedi o hasma? Ben niye gerzek oluyormuşum kızım ha? Öpüşmek de bebek olmuyor çünkü. Öpüş. Sadece öpüşüyor mu? Hani filmlerdeki gibi o şekil. Ha sadece öpüş... Gelen seyirci olarak yani sadece ha? O zaman... Ay öpüşün tabii yavrum, öpüşün tabii aşk olsun. Geçsiniz siz. Ay bittim. İlişkimizde bir aşama takvimi yaptık, onu uyguluyoruz. Aşama takvimi mi? Tuhaf ama aferin, iyi iyi. Niye hanede bir hamile olması gerekiyor? Nüfus artışı açısından mı? Ya kızım, bizim çöpte ayıptır söylemesi bir hamilelik testi bulunmuş. Pozitif. Annem o. Kim? Ne oluyor? Selahattin. Annem hamile. Orçun bir dur yavrum ya. Niye yahu? Mantık ne bu yaşta? Sanki birini yaptık da oldu, Gülistan çok başarılı oldu. İkincisi niye yahu? Ha? Bir dakika. Biz ne zaman yaptık bunu? Selahattin, ben sana söyleyecektim. Of! İçimde ateş topları var şu an. Fenalaşıyorum. Bu çocuk yanıyor yahu. Selahattin, ben bir ahbaptan pozitif bir test aldım ki sana... Tansiyonu düştü. Hani tepkini ölçecektim ama... Vazgeçtim. Ben hamile değilim. Woohoo! Sen sucuklarla gelince projeden vazgeçtim, testi attım. İyi ki de vazgeçmişim ya, şu hale bak, şu şokuna bak. Sanki bebek değil, egzorsist geliyor. Ha, of. Bu çocuğun her tarafı kızarmış yahu. Aa. Aa. İsilik gibi patır patır bir şey bu. Selahattin, ne oldu kocam? Fenalık. İçim yanıyor. Ah, hadi hastaneye kızım. Ay alerjik olmuş bu. Ay enemine yapsınlar. Ne yemiş bu? Beton gibi olmuş yazık. Sucuk. Ailenin çimentosu. Selahattin, benim yanım senden bırakır. Gel benim kucağımı gel hadi yürü. Tutma bana. Kardeşim bundan sonra bu sette Fikret kahvede bulundurulacak. Fikret. Efendim. Diziye başlamışsın. Fiko aşkım. Tanıtımlarda gördüm. Ben çıkaramadım. Kimsiniz? Fikret, bu senin çocuğun. Kimsin kardeşim sen ya? Baba. Para içinde yüzüyorsun, çocuğuna sahip çıkmıyorsun. Ablacığım, benim çocuğum falan yok. Fikret Bey, diziden haftada 5000 indiriyormuşsunuz. Yazık değil mi kadıncağıza? Yok vallahi 5000 değil. Fikret, çocuğuna bize sahip çık Fikret. Kimsin sen ya? Fikret, bu çocuk senin. Baba! Ya niye bana bunu yapıyorsunuz? Hep söylerim aziz dostum, şöhret afettir. Ne demek evlat afetti? Beni hiç davet etmedi. Ne münasebet? Bu ne samimiyet? Neyin peşinde bu ya? Hayır ya, home office'miş eyvallah. Hatun, kafa hatun aslında. Yapma abim. Ya muhabbeti falan güzel akıyor fakat... Heh, oraya gel, fakata gel. Nurhayat, evde bir kesif sucuk kokusu. Ay, ne diyorsun kız? İçim döndü. Hani normal bir sucuk da değil, başka türlü bir şey. Kız ayrı kokuyor, ev ayrı kokuyor. Hani sanırsın ev sucuk imalathanesi, kız farklı şekilli bir sucuk. Nurhayat o hırkasını çıkardı, bir fırlattı attı, puf! Ay, paçoz! Hiç profesyonel değil ama. Aynen böyle söyledim ben de. Dedim duygularımı ve duyularımı şu an kontrol edemiyorum. Gitmem gerek. Yetiştiriliş tarzım bundan gitmem gerektiğini söylüyor dedim. Çok iyi söylemişsin abim. Ay kalitesizler. İşte kendi sosyal sınıfın dışına zinhar çıkmayacaksın abim. Ha bir de göçü yasaklayacaksın. Ha, geliyorlar oradan buradan. Tut üç kuruşa bir daire. Koy bir çekyat. Yap cız bu sucuğu. Ye.
Aa, yarabbi şükür. Vallahi İstanbul'da dağ taş sarımsak kokuyor. Bitirdiler İstanbul'u. Ama harbi kafa kızdı ya. Ağzını burnunu dağıtırım. Sinon, qu'est-ce que tu fabriques? T'as décidé de pas manger aujourd'hui? T'attends, maman préparer des rutabaga. Tu vas voir les rutabaga, on demande que c'est avant de les manger. Surtout après. Regarde, papa, regarde. C'est mon fils, c'est moi qui décide. On va pas se déguiser, d'accord? C'est pas un déguisement, mon pauvre ami, qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas envie de discuter, tu fais ce que tu veux, mais nous. Mais je fais. Reis, bizde hiç görüntü yok ya, kumlu kumsuz. Niye böyle oldu ya? Ha, hani tamir edecektin abicim, maç başlıyor. Şimdi ben inceledim. İki tarafta biraz kumlu. Biraz oynadım, yattım. Kabloları söktüm, taktım. Yatım bari bir taraf cam gibi olsun da öteki tarafı iptal edelim. İptal mi? Yani bizim kanal iptal mi? Ya öyle izlemenin ne zevki var hemşehrim? Hiç seyretme daha iyi. Diyorsun. Ya hep ya hiç. Kardo, ah okey. Gel biz de seyredelim. Bana? Isırmaz, merak etme. Merhaba Burak. Merhaba. Süper gözüküyor karşım ya. Biz ne zaman abone olduk bu kanala? Yeni. Hadi abi başta da oturun. Oho daha dakika bir ya. Ya geçen maç sakattı ya bu. Özellikle yapıyorlar ha. Kale zayıf abi bak. Kale zayıf ya görüyor musun? Dur bakalım dur. Abi herif koşamıyor ya. Vallahi koşamıyor ya. Of. Ay. Tehlikeli pozisyonda ha. Aa, ama yavaş ya. Böyle olmaz arkadaşlar. Azıcık çeneniz dursun ya. Ne seyrettiğimi anlayabiliyorum, ne konsantre olabiliyorum. Böyle maç seyredilmez. Ay abla ben bir ayıldım. Aa, büfede masada tek başıma oturuyorum. Hava kararmış. Ay hiçbir şey hatırlamıyorum kız. Hani güzellik salonundan çıktığımı hayal meyal. Gerisi yok. Hani nasıl yürüdüm? Ne zaman oraya oturdum? Çaylar maylar içmişim. Kaç saat oturdum? Hepsi kayıp. Aa, iyi ters bir şey olmamış Nur hayatım. Allah korumuş. Kaç kaç tatlım? Şşt mi dedi o bana? Ha? Şaka mı yapıyor? Ne yapıyor? Şşt mi dedi o bana Emir ya? Ay hava çok güzel yalnız. Ben biraz terasa çıkacağım. Abi mumla arasan böyle bir antika bulamazsın harbiden. O bana şşt mi dedi ya? Benim bir senedir beklediğim iki film boyunca gerzek gerzek sayıkladı. Ben hem de maçtım şşt mi dedi. Bana şşt mi? Ne yapma. Yapma vallahi öldü. Ay, dişim sızlıyor kız. Anca bugün yaptırabildim. Hiç keyfim yok. Bir lira dalasım var. Selahattin'e de hastanede kortizon verdiler. Aşırı sucuktan mütevellit. Ne ara yedi onları o kadar o ya? Sucuk mu? Nur hayatım, ben dün Rıza'yı gönderdim seni almaya. Niye buluşamadınız siz? Ne bileyim, nerede ki o? Yanda. Ne? Yok gülüm kızlar yok. Bizim kanal maçı çekmiyor da erkek erkeğe maç seyrediyorlar. Her tür lüzumsuz. Bu ne demek ya? Aa! Sıcakların kardeşine falan. Aa tak göber külah. Dur sen ben bir bakayım. Hayırdır? Hoş geldin. İyi vallahi şekerim ne yapalım biz de öyle işte manzara falan takılıyoruz. Nur hayatım nasılsın? Dün akşam biz de seni arayacaktık. Her şey için teşekkür etmeye, anlayışın için ve harikalığın için. Film milim mi çekiliyor ya? Yo, niye? Kamera şakası mı bu? Arşiv görüntüsü mü? Hologram mısınız siz? Benzerleri misiniz? Mumya heykel misiniz? Kartonet misiniz? Mantıklı bir açıklama bekliyorum. Yo, sadece biz Rıza'yla artık beraberiz ya.